Evet, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Trabzonspor Süper Kupa mücadelesinde Başakşehir'le karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikte sonuçlandı, ancak mücadelenin hemen başında 10. dakika 12. dakikada bir pozisyon yaşandı. Bir penaltı pozisyonu oldu. Hakem devam kararı verdi. Bence el açık net bir penaltı gibi duruyordu. Yunus Emre, sence nasıl değerlendirdin? Ben de pozisyonu tekrarını izlediğimde golcünün elinin bariz şekilde açık olduğunu gördüm. Tabii yakın çekim açısını göremedik, yani yakın çekimini izleyemedim ama o anda, gördüğüm anda top direkt olarak eline temas ediyor. Pozisyonda belki VAR'a oyun hakem gitmedi ama o pozisyonda Trabzonspor oyuncular daha sert ve net itirazlar yapsaydı pozisyonun şekli değişebilirdi. Evet, mücadelede fark ettiysen Trabzonspor oyuncuların biraz itiraz duygusunun çok az olduğunu görüyoruz. Birkaç pozisyonda da uyardım seni, dedim Abdullah Hoca daha çok maç istiyor sanki dedim oyunculardan. İtiraz duygusu neden yok oldu? Başakşehir her pozisyona itiraz ediyor. İtiraz olayı yaklaşık 2 senedir bizde yok. Yani 2 sene oldu hemen hemen. 2 senedir bunu tamamen kaybetti Trabzonspor kulübü. Sen de gördün. Başakşehir en ufak pozisyonda teknik ekibi dahil olmak üzere herkes pozisyona itiraz ediyor. Hem de bu itiraz öyle basit bir itiraz değil. Daha sert bir itiraz. O an kamera açısını iyi gösteriyor. Tamam, bilmiyorum ama yedek kulübesindeki herkes ayağa kalkıyor. Pozisyona net itirazlarını yapıyor. Trabzonspor yedek kulübesi bugün İtirazlar konusunda biraz istekli ama sahadaki oyuncular aynı atraksiyonu, aynı reaksiyonu gösteremiyor. Bu kimliği bence kazanmamız lazım. Aslında Abdullah Avcı'nın takımlarında bunu daha önce çok sık gördük. Bence o kadar fazla düzeltmesi gereken şey var ki Abdullah Avcı'nın. Bence o da dikkatinden kaçıyordur ama bu maçı tekrar izledikten sonra bence o da bunu biraz daha üstüne duracaktır. Abdullah Avcı çok istiyor dedin. Çok istemesinin nedenini hepimiz biliyoruz aslında. Evet, biraz da oyuna bakalım. Trabzonspor tıpkı Antalyaspor mücadelesine benzer bir oyun kimliğiyle sahada. Yine saldıran taraf Trabzonspor olarak görüyor ama kontrollü saldırıyor. Geride açık vermemeye çalışıyor ama Başakşehir'de hani biz oyuncular yok diyoruz ama çok da ciddi bir kadro sahada çıkarmışlar vaziyette. Bundan sonrasında nasıl olur sence? Nasıl bir karşılaşma bekliyor Trabzonspor'u? Antalyaspor maçının net bir yansımasını görüyor gibiyiz ama burada tek fark Başakşehir yakaladığı kontra ataklarda pozisyona girebiliyor. O etkinlikte oyuncuları var. Antalyaspor bunu çok fazla gösteremiyordu. Belki 80. dakikadan sonra biraz Trabzonspor oyun temposunu kaybedince gösterdi ama burada Başakşehir'e o fırsatı verdiğin anda direkt yani sana karşı atak yapıp pozisyon, bitirici pozisyonlara girebiliyor. Evet, Dembaba mesela, evet. Hiç beklemediğiniz bir anda çat diye bir şut çekti. Yani orada Vitor Hugo topun kontrolünün kendisinde olduğunu söyledi ama orada biraz daha, yani fazla değil, top biraz daha fazla olsa belki çok daha tehlikeli bir pozisyona girebilirdi. Yine Uğurcan'ın kurtardığı bir pozisyonda var. Dolayısıyla Başakşehir'i Antalya maçındaki gibi düşünmemek lazım. Evet, kapanıyor ama kapandığı anda sen pozisyon hatası yaptığında, onun fırsatı tanıdığında Başakşehir o saldırgan kimliğini de sahaya yansıtabiliyor. Bugüne kadar ne konuştuk? Hep Başakşehir'in kadro eksik, kadro derinliği var. Ama şu an Başakşehir'in ilk 11'ine bakıldığında hangi takımda böyle bir 11 var yani? Yedekleri de dahil olsun. Enzo Kribel, Gudbrandsen gibi iki tane Süper Lig'deki en önemli forvet yedek bekliyor. Senin kadronda bu kadar alternatif yok. Yani bu kadar eksiğine rağmen çok derin bir kadrosu var Başakşehir'in. O yüzden Antalya Spor maçındaki gibi kapanıyor saldıralım mantığı bu maçta işe yaramaz. Biraz daha dengeli oynamak gerekiyor. Abdülkadir Parmak ilk yarı sonunda sakatlanarak oyundan çıktı. Trabzonspor'un oyunu ne derecede etkileyecek ikinci yarıda sence bu çıkış? Çünkü Baker'la iyi bir uyum yakalamıştı. Bu maçta da fena da gitmiyordu. Düzeltiyorum, Berat da iyi bir uyum yakalamıştı. Berat ilk kez Baker'la oynayacak. Nasıl bir uyum yakalama, uyum sorunu yaşayacaklar mı sence? Berat gerçekten iyi bir performans ortaya koyuyor. Hatta sen de konuştuk orada, nazar etmedi diye. Gerçekten 40 yıllık Trabzonsporluymuş gibi mücadelesini sergiliyor. Bir ara paslar, rakip takımı kontrataklarını kesmesi, kendi oyuncularına derinlik yaratması noktasında oldukça verimli bir maç oynuyor, ortaya koyuyor. Berat'ın bu potansiyeli Abdülkadir Parmak biraz daha rahatlattı. O biraz daha oyunu ileriye taşıma noktasında sorumluluk alıyordu. Şimdi bakıldığında Baker'ın bu özelliği Berat'a Parmak'a göre biraz daha teknik kapasitesi biraz daha iyi. Şimdi ama burada Berat'a daha fazla. Evet. Berat'ın
Baker'ın kesici özellikleri Abdülkadir Parmak'a göre biraz az. Oradaki dengeyi bence Flavio koruyacak. Geriye mi çekilecek? Ben öyle bekliyorum Flavio'nun. Flavio o dengeyi koruyacak. Biraz daha orta ama sahaya. Ama Baker ofansif anlamda Trabzonspor'u biraz daha etkili kılabilir bu arada. Pozisyon yani, hazırlamak. Evet. Çünkü orada da bir Trabzonspor çok kanatlardan denedi ilk yarı. Savunmada çok önemli oyuncular var. Özellikle Epriano'dan top geçmiyor neredeyse. Biraz da muhtemelen bence de Baker'la deneyecektir. Duran topu yakalamaya çalışacaktır Trabzonspor ikinci yarıda. Çünkü karşıda çok dirençli bir savunma görüyoruz. Aslında mücadelenin öne çıkması gereken ismini ilk yarıda hiç göremedik. Ben Ekuban'dan ilk yarıda daha çok öne çıkmasını bekliyordum. Buna sanırım Başakşehir'in taktiğiyle etkili oldu Ekuban'ın. Hatırlıyorum sana. Ekuban o fırsatı tanımıyor Başakşehir'e. Ekuban toplu buluştuğunda direkt iki kişi onu kilitleyip pozisyon kendisine alan yaratması fırsatını açıyor. Ama bu sefer Ekuban'a iki kişi kaydırırlar. Vakeme biraz da pozisyon bulabiliyor. Çünkü bugün Vakeme'de şunu fark etti. Vakeme 3 veya 4 kez şut çekti kaleyi gördüğü anda. Çok fazla görmeyiz bunu aslında Vakeme'de maç içerisinde. Ama bugün o sorumluluğu alıyor. Çünkü Ekuban'ı kitlemeye çalışırken Başakşehir bu sefer Vakeme'yi biraz daha boş bırakıyor. İşte burada sorumluluk alması gereken işi Canini'nin. Evet. Daha fazla top istemeli, daha fazla topla vuruşmalı ama maalesef o verimliliği ondan göremiyoruz. Evet, penaltı çok soruluyor. Yorumlamıştık penaltıyı. Bana göre net penaltı, eli açık bir şekilde Trabzonspor'un penaltısı verilmedi. Çok net bir penaltı bence. Yani şu an yoğun bir şekilde de soruların geldiğini görüyoruz. Yani sen de tekrar istersen yorumla. Bence net penaltıydı. Burada VAR'ın da devreye girmemesi bir düşündürücü. Kesinlikle haklısın. Zaten VAR neye göre devreye giriyor, nasıl devreye giriyor bunu herkes hala çözemedik, tartışıyor. Çözemedik yani. Hala. Bunu hala sezonun ilk yarısı bitti, ikinci yarısına başlıyoruz. Evet. Hala VAR'ın yeterliliği, nasıl devreye girdi, hangi pozisyonda kullanıldığı noktasında çok fazla tartışmalar devam ediyor. Şimdi bu pozisyonda VAR'a bakmayacaksanız veya VAR sizi uyarmayacaksa neden, hangi pozisyonda vardı? Çok sert bir şekilde oyuncunun eli açık. Sekip vurduysa o an bizim gördüğümüz açıdan onu göremiyoruz. Ama bunu en azından VAR'a gidip veya VAR'ın uyarmasıyla bir dikkat edip incelemesi lazım. Ben pozisyonu tekrar izleyeceğim açıkçası. Ya el açık. Ama eli açık. El ama açık. Şimdi sekme olduysa onu bilmiyorum. Yani çünkü yakın açı değil bizim izlediğimiz evet. açı. Sen çok de beraber izledik. Evet. Uzak açıdan izledik. Ama tekrar izleyip bunu yorumlamak lazım. Eğer pozisyonda direkt sekme yoksa zaten çok bariz bir şekilde penaltı pozisyon. Ya. Bence bu pozisyon penaltı olmayacaksa ne olacak işte anlamadım yani. Çünkü net bir şekilde biz bile yukarıdan gördük o eli. Yani ama izlediğimiz açı çok uzak. Sen de yani olimpiyat stadını bilenler bile evet, yani çok uzak. Uzak mesafeden görüyoruz. Tabii tekrar izlenir daha net bir şekilde. Aynen tekrar izlenir. Görmüştük. Bizim herhangi bir televizyon ekranı falan olmadığı için çok da net bir şey söylüyorum. Isıtması da yok buranın abi. Buranın ne soğuk ya. Evet. Ya çok sesim, soğuk. Bakın sesim sürekli dışarıdan içeriye girdiğim için sesim bile değişiyor. Yani ben sabahtan beri zaten takımı kamp yaptı. Otelin önünde yayınlar yapıyorum. Gerçekten çok fazlasıyla üşüdüğümü söyleyebilirim açıkçası. Diska soruları geliyor. Görüşme yapılacak mı diye. Ya herkes istiyor. Yani Hasan sen istemiyor musun? Ben Miska isterim. Yani. Ben de Miska istemez isterim. Yani Miska, düşünsene sağda Miska, solda Vakeme, işte Ekuban, Orvet. Yani çok inanılmaz ofansif anlamda zengin bir takım izleriz. Öylesine bir maçtan önce de Miska görüşmesi yapılmaz mı? Yok. Sanmıyorum öyle bir şey olmaz. Ama ben çok hala söylüyorum. Çünkü ben de sen de hangi yöneticiye bunu soracak? Çok net bir şekilde şu ifadeyi kullanmadılar. Resmi hiçbir şekilde temasımız yok. Evet resmi. Bunu çok net bunu Başakşehir'de yöneticiler söylüyor. Başakşehir'de söylüyor, Trabzonspor'da söylüyor. Oyuncunun bir isteği arzusu var. Abdullah Avcı'nın tabii bir isteği arzusu var. Eski yöneticiler. Ama şartlar ne kadar oluşur açıkçası onu bilmiyorum. Açıkçası Trabzonspor'a sunacakları, yani burada da teknik yapıldı demiyoruz ama sunacağı şartlar da... Bu arada bak Gökmen abi yorum attı biz yayınlarken. Ne diyor? Direkt ele geliyor. Yani direkt ele sekme geliyor, yok sekme diyor. Yok. Tamam. Bak Gökmen abi, Gökmen Şahin'i tasavvur ajansı mı oldu? O bu yorumu yapıyorsa çok net bir şekilde yorumdu. Çünkü dediğim gibi biz televizyondan görüldüğümüz gibi. Sana şu anda bir özeti görüyoruz ama evet şu pozisyon çok evet, net. Çok penaltı. Net ya. Çok net penaltı. Çok net yani burada. Şu an bulunduğumuz ortamda yanında bir televizyon var. Herhangi bir tehlif yememek için onu gösteremiyoruz ama bu pozisyon oldukça net bir şekilde penaltı. Yani bu noktada VAR'ın bir uyarısı olmayacaksa hangi pozisyonda uyarır?
olur? Evet. Hangi pozisyonda VAR'a gidilir? Açıkçası anlam vermek çok zor. Çok net penaltı. Bitirelim, sonuna doğru gelelim. Mücadeleyi kazanır mı Trabzonspor? Ben açıkçası bu oyunun devam ettiği sürece, Baker'ın da uyum sağladığı sürece Trabzonspor'un Bakayemer'in veya Ekuban'ın ayağından bulacağı bir kilit açmaları bekliyor Trabzonspor. Evet, bir direnci kırılması gerekiyor. Muhtemelen savunma oyuncularının birinin kart görmesiyle bu kilit açılabilir. Bunun için de daha çok kenar oyunu yapması lazım. Orada mavilerin, ben öyle düşünüyorum. Ekuban'la sonucu bulmaya yakın diye bekliyorum ben. Şimdi çok fazla hamle oyuncusu yok zaten Trabzonspor yedek. Öyle devam edecek. Yani şunu oyuna koyduğunda oyunu çözecek, kilidi açacak diye düşündüğüm bir oyuncu yok mu? Tek hamleydi, o da sakatlıktan çıktı. Girdi. Şimdi belki ilerleyen dakikalarda bir Yusuf Sarı, Benik Afobi hamlesi gelebilir ama onlar da direkt sonucu çözecek yeterlikte şu an gözükmüyor. Bence şu transfer döneminin bitimine 4 gün kaldı. Kesinlikle ofansif yönde takımı geliştirecek, ofansif anlamda takıma zenginlik katabilecek bir oyuncu ihtiyacı var. Ofansif ortası olur, kanat oyuncusu olur, forvet oyuncusu olur, hiç fark yok. Ama marka bir isimler, yani takıma sınıf atlatacak bir isimler acil ihtiyaç duyuluyor. Ya bence ofansif isimlerin ziyade ben beklerin de yedeklenmesi gerektiğini düşünenlerden. Ama şu maçta şimdi bakıldığında bekleri bir şekilde idare edebiliyor. Ama bu nereye kadar? Tamam ama ofansif çok ciddi ihtiyaç var. Ama bekle de ihtiyaç var. Yani. Katılıyorum sana. Mesela Vakame'nin olduğu yere ihtiyaç var. Vakame'nin yedeği yok. Yok yani. Mesela Vakame çıksa kim girecek yere? Kuban'ın da yok. Şimdi Ömür de setup'tan. Orada koyabileceğin adam yok. Yani Yusuf Sarı diyorsun ki yedekler ama ne kadar? Evet. Devre arası yayınımızda Yunus Emre ile birlikte olduk. Haspor Sabah Gazetesi Trabzonspor muhabiriyle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Mücadele sonrası tekrar görüşmek dileğiyle.